Merhaba Pembe Teknoloji izleyicileri, bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz hafta neler oldu ondan bahsedeceğiz. Yanında iki güzel hanımefendi var. Sözleri size bırakıyorum. Çünkü moderatörlüğü biraz onlar yapacak. Yani konu başlıklarını söyleyecekler, biz de onun üstüne konuşacağız. Evet, bugün geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Mekanı sahibi geri geldi diyebilir miyiz? Kesinlikle. Mekanı sahibi. Hayır, estağfurullah. Tabii ki öyle bir şey. Gerçekten öyle. Tabii ki öyle bir şey yok. Sizlerle daha güzel oluyor bu platform bence. İlk sorudan başlayalım, o zaman kaybetmeden. Başlayalım. Evet. Hepimizin bildiği gibi sosyal medya yasası devreye girdi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya açıkçası ben biraz tedirginim. Çünkü temsilci bulundurmak zorunda bütün 1 milyonu aşkın abonesi olan ya da kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de bir adet temsilci bulundurmak zorunda. Ve bence bulundurmayacaklar. Bana da öyle geliyor. Çünkü atıyorum ben hakaret uğradım sosyal medyadan. Bunu bildiriyorum. Bana şu söz küfür etti diye. Bana cevap vermezse 5 milyon TL ceza kesilecek o firmaya. Bunu göze alırlar mı? Bence almazlar. Bir kere çok uğraştırıcı olur. Çünkü hani onların peşinden gitmek de çok zor. Yani kimin hakaret ettiğini de bilemiyorsun ki. Adam mesela hakaret ediyor. O kadar işsiz ki. Hakaret ediyor. Hesabını kapatıyor. Başka hesap açıyor. Oradan hakaret ediyor. Evet. Onu kapatıyor falan. Yani yapmak isteyen her türlü yapıyor ve bunların peşine düşmek biraz zor gibi. Ne diyorsunuz? Bence de zor. Çoğu sosyal medya uygulaması açmayacak. Bana öyle geliyor. Peki temsilci bulundurmazsa ne olacak? Hatta Facebook biz açmayacağız diyor şube. Tam Facebook boş ver. Instagram gibi. Gerçi hepsi aynı şeyin çatının altında. Evet, Facebook, WhatsApp'ta. Instagram, WhatsApp hepsi beraber ama. Evet. Yani öyle bir şey olursa ben de gidiyorum. Hani gerçekten bence biz ofisi kapatalım gidelim. Bence de. Yani ben Instagram'sız yaşayamam gerçekten. Sizin yaşayamayacağınız bir uygulama var mı? Benim kesinlikle Instagram. Kesinlikle Instagram. Hani diğerlerini kullanmayayım ama Instagram'ı hep kullanayım ömür boyu. Facebook, yani annem ve anneannemler falan için üzülebilirim belki. Ama kendim için çok üzülmem. Instagram'a bir şey olmasın. Kullanıyorlar mı onlar hala annenler? Tabii annemler kullanıyor. Bayağı kullanıyorlar yani. Ne diyorsunuz yani bu düzenlemeye? Sizce mantıklı mı yoksa? Yani şöyle, yapılan hakaretlere bir yaptırım gelmesi açısından çok mantıklı ama hani sosyal medya devlerinin böyle temsilci bulundurmayacağı bence kesin. Zaten temsilci bulundururlarsa bunun beraberinde her şeyi kabul etmiş olacaklar. Ve en ufak dediğimin de dediği gibi bir şey karşılık vermedikleri zaman böyle milyonlarla karşı karşıya kalacaklar. Bence olmayacak yani. Yani ben de şöyle düşünüyorum, yani düşünce bence güzel. Hepimizin olduğu gibi çok fazla hakaret ve böyle kötü, evet, imalı mesajlar maalesef alıyoruz. Keşke bunların önüne geçilebilse ama dediğine ben de katılıyorum. Türkiye şöyle, genç oranımız çok yüksek ve sosyal medyayı aşırı derecede kullanan bir milletiz. Evet. Yani bilmiyorum, hayırlısı. Bakacağız. Hayırlısı. Bir orta yolu bakacağız. Aynen, zamanlı. Bir de şöyle bir şey varmış, her sosyal medya uygulaması 6 ayda bir rapor vermek zorundaymış. Eğer vermezse 10 milyon TL ceza. Oh. Hani bence kesinlikle açmayacaklar. Çıkmaz sokak gibi ya. Hani çok böyle sonunu göremiyorum ben bu olayı. Değil mi? Bekleyip göreceğiz o zaman, yapacak bir şey yok. TikTok hakkında ne düşünüyorsunuz? TikTok hesabım var mı? TikTok hakkında düşünemiyorum. Şöyle var, var hesabım var. Ama bence yani oraya da içerik üretmek aslında zor. Hani böyle çok şey gibi gözüküyor. Belki hani tamam, çoluk çocuğun olduğu bir platform olabilir. Evet. Daha böyle garip ya da tuhaf içerikler de olabilir. Ama aslında çok da emek verilen videolarla da karşı karşıyayım. Evet. Ve düzenlemesi de emek isteyen bir platform. Bence işini orada yani hakkıyla çok güzel yerine getirenler de var. Onlar için bazen evet izliyorum ama kendim evet hesabım var. Pembe Teknoloji'nin hesabım var. Evet. Oraya çok hani içerik atmak istiyorum ama inanın YouTube videolarından ve Instagram hesabımızdan dolayı çok fazla vakit bulamıyorum açıkçası. Peki TikTok'ta video çekmek mi, Instagram'da Reels videoları çekmek mi? Reels diyeyim, evet, ben. Çünkü Instagram'da daha çok zaman geçiriyorum ve oradaki kitlem daha fazla olduğu için tabii ki orada videolar üretmek benim için daha mantıklı. Evet. TikTok'a yeni giriş yaptım sayılır ve çok fazla da içerik atmadığım için belli bir seviyeye ulaşmadı takipçi sayısı. Ama gene de 2-3 videoya göre güzel bir takipçi de var. Aslında oranın üstüne de düşsem güzel olabilir, evet, ama şu an Instagram'daki videoları tercih ediyorum. Bu arada Pembe Teknoloji dün ilk Reels videosunu paylaştı. İzlemeyen varsa izlesin. Lütfen. Evet, lütfen arkadaşlar. İzlerseniz sevinirim. İzledim. Sen ne düşünüyorsun TikTok için? Bence TikTok kaliteli kullanıldığında çok güzel bir uygulama, öyle düşünüyorum. Ama ülkemizde kaliteli kullanıldığını düşünmüyorum. Mesela yani, ne yapıyorlar mesela? Mesela ne yapıyorlar? Saçma sapan şarkı açıp dans ediyorlar. Ya da ne bileyim böyle sevgililik olayları oluyor ya, bir kız geliyor. O zaten hani işte bir erkeğin elini tutuyor, o da gidip onun elini tutuyor falan. Çok saçma geliyor bana bunlar ve bunları izleyenler var.
Bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela böyle gerçekten bağıra bağıra gülüyorum izlerken yorumlara bakıyorum. Böyle demiş, adamsın ya abi bu evet, nasıl bu aşk falan. Bu nasıl yazıyor ben ya? Dedim ki ben mi acaba? Burada bir sıkıntı var. Bana hani insanlar gerçekten beğeniyor ve hani böyle şey yapıyorlar. Çok iyisin ya. Ya da böyle ağladım ya izlerken ağladım ama ben gülüyorum falan dedim. Herhalde ben deliyim. Herkes böyle gülüyor. Gerçekten o tarz videoları beğenen mesela ben kitle de var. Tek sevdiğim evet. Şey şu, hani sürekli kombin değiştiren oluyor, videolar oluyor evet. Ya işte. Ha, evet, onlar çok kombin falan. Videoları. Evet, bir tek onu beğeniyorum, onu izliyorum bazen. Ama onlar da şu an daha çok böyle Reels'a kaymış durumda. Evet, hani, evet. Onu yapan influencerlar, böyle fenomenler artık Instagram'da yapıyor daha çok. Sen ne düşünüyorsun peki TikTok için? Ben hani TikTok deyince aklımda canlanan tek şey böyle dizi senaryoları ama böyle hani üçüncü sınıf diziler, yaz dizisi olabilir dizisi böyle. Gibi. Aynen Hint dizisi gibi de oluyor. Flash diye. Birbirlerinin böyle kafasını falan koparıyorlar, o onu yakalıyor, herkes bir şeyden kaçıyor nedense, hepsi böyle çok önemli bir karakter. Evet. Ondan sonra kız onunla birlikteyken sonra onun elini tutuyor, sonra o onu görüp ikisini birleştiriyor falan, çok tuhaf şeyler yani. Peki hesaplarınız var mı TikTok'ta? Hayır. Yok. İndirmedim bile. Böyle deyip hemen gidip TikTok çekiyorlar. Ama keşke ülkemizde böyle güzel kullanılsaydı ve açsaydım diye düşünüyorum. Şey yabancı hayranlığı gibi olmasın ama zaten çoğu video hani tarzı da onlardan kopyalandığı için hani evet. Bu mesela kombin değiştirme de ilk onların yaptığı bir video fikri. Onlardan genelde çok güzel böyle fikirler çıkıyor ama bizim de mesela çok iyi bu işi dediğim gibi yapan arkadaşlarımız var. Onlardan da böyle değişik, hani hep onlardan almayalım, bizim bir şey böyle hani bir fikir, bir tema yürütelim diye bir mesaj yollamış olayım. İnşallah. Gerçekleşir. Yani tek isteğim o TikTok için. O zaman diğer bir konumuza geçelim. Evet, Dilara sendeyiz. Sendeyiz. Şimdi biliyorsunuz ki sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri geçen hafta şuydu. Ece Üner vs. Kim Kardashian. Ya çok konuşacak şey var ama gerçekten konuşsam mı bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok merak ettim ben. Ya ben aslında biraz ikiye bölündüm. Yani şimdi Ece Üner bence işini çok iyi yapan bir hanımefendi. Ben kendisini takip ediyorum ve yani yaptığı konuşmaları, mesela haberlerini severek dinlediğim, izlediğim bir insan. Ama şimdi gerçekten bu konuda ikiye ayrılıyorum. Yani diyorum ki şimdi bak, Kim Kardashian dediğimiz kadın, hanımefendi. Ne olursa olsun bir kere çok fazla yani ilham alınan, öyle şimdi yapacak doğru, bir şey yok. Öyle, ne öyle. Giyse olay oluyor. Ne yapsa aynısını bir bakıyoruz. Ertesi gün bizim ünlülerimiz giymeye başlıyor. Madem sevilmiyor, madem işte bu kadar eleştiriliyor, niye yaptığı her şey yapılıyor? Demek ki bir ilham kaynağı. İkonik bir kadın. Evet, yani öyle. Gerçeğe konuşmak lazım şimdi. Öyle. Hepimiz de gizli gizli onu stalkluyoruz. Doğru. Bu bir doğru arkadaşlar. Takip etmesek de kadın ne yapmış diye bakıyoruz. Çünkü kadın zaten başlı başına olay. Ne evet, yapsa kesinlikle. Olay yani ne dese olay, ne giyse olay. Evet bu öyle bir yolu seçmiş. Hani olay olmayı zaten istiyor. Reklam olmayı istiyor her seferinde ve bence buna saygı duymak zorundayız. Yani herkes nasıl söylesem hani çok yani nasıl söyleyeyim ya. Ya yaşadığı hayatı nasıl eleştirmememiz gerekiyor. Çünkü o bunu seçmiş böyle yaşamak istiyor. Hani onun mesela vücuduyla alakalı hani böyle bir ithamda bilmiyorum ya. Bunu hani tamam şöyle kadın... gerçekten girmediği bir siyasete kalmıştı, ona da girdi. Tamam, ona bir şey demiyorum. Yani çok fazla bir hani siyasi konuda bilgisi olduğunu da çok düşünmüyorum. Çünkü bence yaptığı de. İş hani reality show diyelim. Aynen. Aynen. Buna da girdi ama girsin diye bir engelleyemiyoruz insanları. Ama şöyle, evet Türklerle alakalı bir garezi var kadının. Bu evet. Bir gerçek, sürekli hani paylaşıyor bayağı. Falan. Ama biz Türkler, Türk arkadaşlarım, izleyicilerimize sesleniyorum. Madem hani kadın evet garezi olduğunu açık açık söylüyor ama biz niye takip ediyoruz o zaman? Takip etmeyeceğiz. Hiç görmemezlikten geleceğiz madem öyle. Evet, ama takip ediyoruz, deli gibi takip ediyoruz yani. Onu olmasa da kardeşlerini takip ediyoruz. Kardeşlerini yani evet. En sevdiğiniz kim o aileden? Ailede mi? Ben Kendall Jenner'ı. Ya. Ben evet, de. Ben de Kendall'cıyım. Ya çok şey duruyor kız ya içlerinde böyle asil ve hani sadece kendi işine odaklanmış evet. O yüzden evet. Ben onun duruşunu çok seviyorum. Tek çocuğu olmayana Kendall sanırım. Kylie'yi de seviyorum ama. Benim favorim Kylie. Benim ikinci favorim. Kendall ve Kylie Jenner kardeşler yani. Evet. Kardeşler diyoruz. Yalnız bir şey kardeşler ve ailesiyle ilgili gerçekten hani üniversitede şey yapacak kadar, doktora yapacak kadar biliyorum yani. Gerçekten yemin ediyorum gerçekten. Bizde. Ama evet. Çok konuşuluyorlar. Yani şey bu konuya dönecek olursak hani
Evet, Ece Üner'in yaptığı işi ben gerçekten beğeniyorum. Kadının konuşma tarzı olsun, haberleri, yani o sunuş şekli falan bence hani gerçekten hayranlıkla uyandırıyor kendisine. Yaptığı böyle o özellikle kadınlarla evet, ilgili destekleri falan çok hoşuma gidiyor ama herhalde orada şey bir sinirlenmiş ve söylemiş herhalde diye ben düşünüyorum. Herhalde milliyetçilik damarımı kabardı diyelim. Evet, olabilir. Evet. Ya ben yakıştıramadım ona. Ben de. Çünkü yani ideal olarak gördüğüm bir kadın. Çok seviyordum ben o kadını. Hala sen seviyorum bu arada. Seviyordum. Ben de eskiden sevdiğim spiker. Hala seviyorum ama yakıştıramadım yani. O kalitede bir insana yakıştıramadım ben. Sen daha, ne diyorsun? Daha zeki bir şekilde böyle yerebilirdi o Kim Kardashian'ı bence. Çünkü onu yapabilecek kapasitede bir insan. Evet. Ki Didem de o kadın Ece Üner'le röportaj yaptı. Yapmıştım. Ben Show Baba'da staj yaptım. Hani birebir gördük, tanıdık. Hani gerçekten böyle kaliteli bir insan. Ama böyle çok şaşırdım ben bunu. Ama mesela verdiği cevabı çoğu insan da çok beğenmiş. Evet, o helal evet, olsun demiş, süper söyledim falan i̇şte, demişler. O da karşı taraf Kim Kardashian olduğu için hani böyle yapılabilir olarak görüyorlar. Biz böyle konuşurken Kim Kardashian da tatil yapıyordu falan. Kadın hiçbir şey demiyor. Hatta Deniz Çakır da şey demiş. Aa evet. Ne kadar avam bir söylem bu falan demiş. Çok ikiye bölündüm dediğin gibi. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum hani. O maklı olmak da hani haklı haksız konuşmadım, sadece düşüncelerimden bahsettim ama bence en önemli şey sizin düşünceniz. Bence de yazın. Yorumlara yazın lütfen. Bu olay bir konu çünkü. Diğer bir konuya geçelim mi o zaman? Geçelim. Şu an geçelim. Diğer bir konu da bütün dünyanın yakından takip ettiği bir konu aslında. Trump korona oldu. Geçmiş olsun. Yani geçmiş olsun derken de gülüyoruz. Öyle bir adam ya. Çok komik bir adam değil mi sizce? Kesinlikle. Ya. Ya o da bak gerçekten ben böyle şeyim biraz. Evet komik ama diyorum ki koskoca Amerika'nın yani değil başkan mi? Adam değil mi? Bence Trump yaptığı bir iyi bir şeyler de var ki bu kadar destekleniyor. Bu evet, arada çok destekleniyor. Çok evet, destekleniyor. Çünkü biz mesela kısa bir zaman öncesinde Amerika'daydık ve oradaki insanlarla konuşma şansımız oldu. Ve orada çok daha iyi anladım mesela. Çok gerçekten destekleyeni, seveni çok, ekonomiyi çok güçlendirdiğini söylüyorlar. Onu ben de birkaç yerde evet, okumuştum. Evet. Öyleymiş. Ki bir ülkenin de en önemli bence tabii olayı canım, ekonomi. Tamam. Herhalde o yüzden de insanları onu destekliyor. Benim tek sevmediğim onda çok ırkçı bir yaklaşımda olması. Aşırı doğru, ırkçı. Hem mültecilere karşı hem ülkesinde yaşayan turistlere karşı. Çok ayrımcı bir insan. Gerçek mesela Amerikalı göremiyorsunuz gittiğiniz evet, zaman. Hep böyle dışarıdan gelen insanlarla dolu ama tabii ki ırkçılık kötü bir şey. Evet, her yerde var. Maalesef. Ben en çok onun eşini üzülüyorum. Kadın mutsuz ya. Ya gerçekten yüzü gülmüyor. Acaba sevmiyor mu? Bence sevmiyor ya. Ama neden birlikte ki? Ya kadın koskoca first lady yani ama. Bir de güzel mutsuz, bir kadın. Bence. Tabii evet, çok güzel. Mi? Bayılıyorum. Kavallı. Tarzına bayılıyorum. Çok asil. Çok güzel bir kadın. Falan. Ama çok mutsuz gerçekten işte. Para demek ki mutluluğu getirmiyor arkadaşlar. Neden sevmiyorsunuz? Yani eşini sevmediği için mi diyorsun yoksa? Bence sevmiyor. Bence bilmiyorum ama. Sevilecek bir adam değil ki ya. Evet. Gerçekten. Garip bir adam valla. Çok bir garip. Bir de bugün taburcu olmuş hastaneden ve demiş ki koronadan korkmayın. yine önceden de şey demiyordu, korona diye bir şey yok diye. Evet evet diyordu. Yakalandı işte. Zaten bunu diyen bir şekilde yakalanıyor. Şey ya. Çelişme hızım yalnız laflarımla. Çok komik bir adam ya. Beni çok güldürüyor böyle. Hani bizim Cumhurbaşkanı ile olan diyalogları da beni aşırı güldürüyor. Hani kanka falan bir muhabbetler dönmüştü evet, sanırım. Evet. Ya ben hiç bilmiyorum. Sen nereden biliyorsunuz bunu? Gerçekten sürekli. Sürekli Instagram olduğumuz için. Bir şey söyleyeyim, yaptığım tek şey şu. Hani Pembe Teknoloji Instagram, YouTube hesabına giriyorum. Ne hangi yorumları yazmışsınız ona bakıyorum ya da bir şeyler yüklemek için. Onun dışında video bana bay bay Emir ve Ali araya gidiyorum. Evin içindeyim işte yemek falan. Yemek yapmayı çok seviyorum bu arada. Evet. O zaman geçelim diğer konumuza. Evet geçelim. Bu konumuz aslında sosyal medyayı hani yıktı diyebilirim. Biliyorsunuzdur, yani kesin duymuşsunuzdur zaten. Esra Erol'un programında bir kadın çıktı. Ay. Ben zaten. Ay. Kadının çocuğu var yani. Kaç yaşında onu tam hatırlamıyorum ama çocuk kocasından değil, kendisinden 28 yaş büyük komşusundan çıkıyor. Esra Erol bunu açıkladıktan sonra kadın böyle sevinç naraları atıyor karşısında kocası varken. Evet. Böyle bir olay yaşandı. Ve kocası Türkiye'de. Çocuğu vermem diyor. Ben olayı anlamadım çünkü ben ilk defa duydum. Ama Twitter yıkıldı. Bir şey söyleyeyim. Twitter kullanmıyorum. Yani şöyle, hani sadece Pembe Teknoloji'nin bir hesabı var. Orada çok fazla bir içerik üretmediğimiz için
Twitter'ı kullanmıyorum. Bu olayı ilk defa alıyorum şu ama an. Ama yıkıldı Twitter'ın. İnanın. Ne olmuş? Bir anlatayım. Ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Ayrıntılı anlatayım. Dön şimdi. Bakayım. Karakterleri kafamda oturttum. Evet. Hatta resimlerini de koyalım direkt. Bir tane kadın var. 27 yaşında. Evli, çocuklu, iki çocuğu var sanırım. Çocuğu oluyor, sonra eşiyle anlaşmazlıklar oluyor, esrar yola çıkıyorlar ve o çocuğunun kocasından olmadığını iddia ediyor. Ama kocası da kabul etmiyor, benim çocuğum diyor. Tamam. Sonra esrar yol geliyor. Ya bu da ne kadar doğru bilmiyorum ama ekranların önünde, adam orada, karısı orada diyor ki hani bu çocuk senin çocuğun değil deyip DNA sonucuna çıkıyor. Hatta bu da çok olay oldu zaten, esrar yolda çok linç yedi. Ondan sonra çocuk komşusundan, karşı komşusu ve 18 yaş büyük adam ondan, üçünün beraber çocukla fotoğrafı var. Daha önceden. Ay çok kötü. Böyle bir olay. Ay çok kötü. Çok hani kötü. Hani böyle kaldım ben de. Üçlü bir fotoğraf vermişler. Evet. Bebeği tutan da komşu. Adamın evet. Haberi yok. Gerçek mi acaba? Gerçek. Bence gerçek. Yani gerçek. Değil mi, o kadar olay oldu yani, insanlar kendini rezil etmez diye düşünüyorum. Bence de. Evet. Hatta adam dayak yedi. Evet. Sonra. Adam dayak yedi ülkücülerden. Ülkücüler. Evet. Adam ülkücüymüş, böyle hani ülkücü paylaşımları var. Hı-hı. Ülkücülerden hani kirlettin ismini tarzı diye düşündüler herhalde. Darp evet. Ettiler adamı. Valla darp edilecek başka bir isim daha var. Hepimizin belki bildiği. Kim? Gene bir olay daha. Aleyna Çakır diye bir evet. Kızın evet. Ölümüne sebep olan çocuk. Bence evet. Darp edilmesi gereken başka insanlar da var. Ama şey yani bilmiyorum, çok değişik ya. Bayağı değişik. Bayağı değişik ve hani adam çocuğuna aşık bir adam. Paylaşımları evet. Falan. Hani işte yemek olan. Yiyorlar, paylaşıyorlar, parka gidiyor, adam için var çok büyük bir yakın. Ve bunu hani milyonların önünde öğreniyor. Hani travma. Uf. Aa, çok kötü ya. Niye bir insana bunu yaparsınız ya? Çok, çok var ya gerçekten. Ve sonra kabullenemediğim şeyler. Evet. O komşusu olan adam ekrana çıktı. İşte kızın yüzüne karşı şey diyor, işte bu kız güzel değil, parası da yok. Ben onun insanlığını sevdim falan diyor adam. Ve adamın Twitter'da iğrenç paylaşımları var. Evet. Hani, tamamen böyle adam avazanın teki. Evet, cinsellik üzerine bütün paylaşımları, yemin ederim. Ya bak tamam, bir Twitter hesabı açıyorsun. Niye paylaşıyorsun ya? Ay neler hani neler var. Ya gerçekten mu? Git ne yapacaksan yap, paylaşma ya, görmek istemiyoruz. Allah'ım. Çok iğrençti yani. Sonra adam korona olmuş. Evet, kadın da korona olmuş. Evet. Hani onu da atanlar da herhalde korona olmuştu. Bitmiyor konu. Gerçekten böyle bir girdap. Öyle bir konu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece şöyle yani... Allah kimseyi, hiçbirimizi şaşırtmasın diyorum. Gerçekten, çünkü... Gerçekten yemin ediyorum, dünyanın çivisi çıkmış. Doğru. Doğru değil mi ama şu an? Evet doğru. Ama şöyle yani çok da büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız neticede ve yani bu hataları yapmayalım inşallah. İnşallah. Fırsat i̇nşallah. Vermesin diyorum. Diğer konumuza geçiyorum. Acun Ulucalı uçak aldı. Bunu duymuşsunuzdur. Yani hiç şaşırmadım. Ben de hiç şaşırmadım ama fiyatını biliyor musunuz? Yok, fiyatını bilmiyorum. 13 milyon dolar. 13 milyon dolar. Hemen hesapladım. Bir uçak için jet ama. Hı hı. Yok, jetini satıp uçak almış. Evet. Jetini hani... satıp uçak alıyor. Evet. Kaç kişilik demiştin? 10. 10 kişilik. Hayaller. Sen üzüldün ya da ben uzaklara daldım. Niye öyle oldu? Ofise otobüsle geldiğimi düşününce vallahi üzüldüm. Aynı zamanda Hülya Avşar da ada satın almış. Evet. Ada. Ya, bu 55, ikisini aynen. 55 milyon TL'ye Ayvalık'ta. Ayvalık'ta. Hani bir adanız olduğunu düşünün. Nasıl ada satılıyor onu da bilmiyorum. Çok tuhaf yani. Ada yani. Ada. Yerleşim yeri alıyor ama. Ne diyorsunuz peki bu konu için? Yani Hülya Avşar'ın ve Acun Ilıcan'ın. Ben Hülya Avşar'a şaşırdım. Şu an çalışmıyor. Hani o kadar çalışmıyor çünkü bayağıdır ekranlarda yok. O kadar para nereden geldi diye düşünüyorum ben. İyi ama yatırımın önceden. Bence evet. Bence önceden yaptığı yatırımlar sonucu olabilir. Ama ne diyelim, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Biri güle güle otursun, biri güle güle otursun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Peki bir fırsatınız olsa ada mı alırdınız, uçak mı? Hmm, güzel soru. Ben ada alırdım galiba. Ben de net ada alırdım. Hani yazın falan full orada takılırdım. Emir Alar istediğiniz gibi bağırın. Serbestsiniz. Aynen, serbestsiniz yani. O yüzden herhalde ada diyorum. Ben de sen? Ben de ada ya. İkisini de diyorum. Zaten ikisi de olsa ne güzel olur ama. Bir tane seçsen ada mı diyorsun? Sen ben ne demiştin? De ada. Evet, ada. Kesinlikle. Demek ki Hülya Avşar'da bir kadın kafası olarak ada tercih etmiş. Güle güle otursun diyoruz. Bu arada Acun'un uçak alma haberinden sonra Şehrazat da çıldırdı resmen bence. Evet. Twitter üzerinden de sanırım Acun'a bir sürü mesajlar attı, hakaretler de etti. Benim teliflerimi vermiyorsun, kendi uçak alıyorsun diye. Ay sonra evet Acun da ona cevap verdi. Terbiyesiz i̇şte, falan evet, terbiyesiz yani. Dedi. Böyle tuhaf.
Ben şöyle düşünüyorum. Yani yaptığı işler mesela televizyon programları olsun, işte kanalında zaten çok bayağı her şey başarılı bir şekilde ilerliyor. Dizileri, programları. Ya şimdi bu kadar zaten para kazanan bir insan niye hani kadınla öyle yüz göz olsun? Niye telif haklarını vermesin ki? Evet ya, onu ben de anlamadım. Bence yani öyle bir şeyin içine girmez diye düşünüyorum. Ve bu zamana kadar hep böyle şeyler yapmış olan bir insan olsaydı bir şekilde patlardı bir yerde bence diye düşünüyorum. O yüzden bilmiyorum, herhalde uçak almasına bir bozulmuş galiba. Ama şöyle de bir şey var. Birçok ünlü isim Şehrazat'a hak verdi. Destek mi olmuşlar? Destek verdi. Yani bize de ödemedi falan diye. Allah Allah. Demek ki bir doğruluk payı var. Diyorsun. Olabilir. Evet. Ya da bir gözden mi kaçırdılar? Ben şüphelendim. Ama yakıştıramadım ben Acuna'ya. Diyorsun. Ben de uçağa bilendim. Ya ben niye şüphelenmiyorum? Yani bilmiyorum ya da ya. Of. Değil mi? Çünkü güvenilir bir insan bizim gözümüzde, Türk halkının gözünde. Evet. Böyle bir şey yapması da hani zedeledi bendeki imajını. Ben bilemeyeceğim. Haklı haklı bilmiyorum. Kendi aranızda. Beni katmayın demiş. Zaten şöyle, seni katan kim ya? Çok pardon. O yüzden bilmiyorum. Konuyu kapatalım arkadaşlar. Peki. O zaman son bomba konumuza geçelim. Nusret'teki twerk yapan kız olayı. Dilara anlatmak ister misin? O konu hani çok komik. Yani trajikomik de diyebiliriz. Nusret'in önünde bir tane yabancı kız twerk yapıyor. Nusret de almış kamerayı böyle çekiyor. Ay Nusret de hani nasıl çekiyor ya öyle? Nedir bu twerk yapıyorlar? Bence şey Nusret yabancı arkadaşların yani yabancı ünlü isimlerin yanında takıla takıla biraz şey hani... Onlara benzedi. Evet. Benzeniyoruz da. Bilmiyorum ama ben şey olduğunu düşünüyorum ya. Acaba danışıklı dövüşüklü mü? Yani reklam. Aa. Yani bence bilinçli mi? Olabilir ama... Ya çünkü ne bileyim kız sevgilisinin öyle şey olduğunu bilmiyor mu yani? Öyle bir adam yani. Olduğunu bilmiyor mu? Hani o varken de öyle bir şey nasıl yapıyor? Direkt sevgilisi geliyor falan. Ama güvenlik hani tutmaya çalışıyor. Dedi. Ama tamam işte bence direkt... Diğer mi diyorsunuz? Gerçek kesit yani. Hiç böyle düşünmemiştim. Ben de olunca... Ama herkesin PR'a ihtiyacı var ki. Doğru. O da doğru. Herkes yani. Doğru. En ünlünün bile. Çünkü sürekli gündemde kalması lazım. Ben bilmiyorum. Ben öyle bilinçli bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Benim şu an aklıma yattı. Bilinçli yattı ama hani izlerken krize girdim ya. Çok evet, komik. Evet işte tamam herkes krize girdi ve olay oldu ve amaç da oydu bence. Güzel oldu. Bence de. Değil mi? Bence kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Ben şey merak ediyorum hani o adam oraya gitti ondan sonra Nusret ne yaptı? Çok merak ediyorum. Orada kaldı. Bence kesin kaçmıştır. Yani ben mesela erkeğin yerinde olsam kadının peşine değil Nusret'in direkt Nusret'e giderdim yani. Sen niye değil çekiyorsun? Niye sonra gidip yani. Hani aynen. Ne sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Nusret de yemeği edebilir yani Nusret sonuçta. Koskoca. Nasıl yani? Yani korkabilir Nusret'ten. Ama anne adam bayağı sinirli zamanını gözü görmemiş. Adam Nusret'ten mi korkacak? Evet, ben ama... yanlış adam izbandut gibi bir şey. Ya. Ama hani bir sürü güvenliği falan var ya ne bileyim. Şey aşk olarak ziyaret. Didem çok iyi niyetlisin. Aşk olsun. Yok bence yani kesinlikle Nusret'e hani gidip dalması gerekiyor normalde. O yüzden bilinçli bir şey olduğunu düşünüyorum. Tamam bu da bir kanıt aslında baktığınızda. Bence. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Evet yazın. Gerçekten. Evet. Benim gibi düşünen varsa direkt yazsın. Ya da aynen. Benim gibi sonradan anlayan varsa. Bu geçtiğimiz haftanın gündem konularıydı. Evet. Sosyal medyada en çok konuşulanları. Evet. Bazılarını sizden ilk defa duydum. Bazılarını çok az duymuşum ama üstüne çok araştırmamıştım. Bugün de bunları konuşmuş olduk. Hem eğlenceli bir şekilde hem de aslında neler oldu onları paylaştık bizi izleyenlerle birlikte. Acaba size soruyorum, bu video serisini beğendiniz mi? Evet, beğendiyseniz bence her hafta çekeriz. Bence devamı gelsin. Eğer siz beğendiyseniz tabii ki. Çünkü sizlerin beğentisi doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz. Siz hangi videoları seviyorsanız onları daha çok çekmeye çalışıyoruz. Sizlerin de videolarını izledim ve çok beğendim. Gerçekten. Evet, çok kesinlikle. Bu kızlar daha çok video çeksin mi? Bence kesinlikle çeksin. Aynen. Evet, ne diyelim o zaman? Ne diyelim o zaman? Videoyu haftaya beğenin diyelim. Görüşürüz inşallah diyelim. Görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.